Merhaba. Bildiğiniz üzere sınavlarımızın sonuçları açıklandı ve ben de baktım. Yüz ifademden anlaşılıyordur. İstediğim gibi bir sıralama gelmedi. Ancak elimde değerlendirebileceğim seçenekler var. Ve bakalım şu an durumum açıkçası çok net değil. Ancak ay bir oturamadım. Mezunu düşündüm söyleyemem. Nasip kısmet elimde seçeneklerim var ve bunları araştırmam için yeterli zamanım var. Tek bir tercihi düşünüyordum ve maalesef o yani çok uzaklarda gibi görünüyor. Olağanüstü bir şey olmazsa vesaire gelmez. Bu arada istediğim bölüm bir mühendislik bölümü. Sadece bunu söyleyeyim. Ve puanım geçen yıl tıp gelen bir puan. Ya sağlıklı değil bu şekilde karşılaştırmak biliyorum ancak yani gerçekten üzüyor birazcık insanı. Çok oynamış çünkü gerçekten. Ve hani böyle mesela matematiğe çok çalıştım. Karşılığını da aldım ancak yani çok çalışmayan da iyi bir şeyler yaptı vesaire. Yani bu birazcık üzüyor sınavın iyi bir şekilde hazırlanmamış olması. Yani ben açıkçası böyle düşünüyorum. Sınavın iyi bir sınav, eleyici bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda bu konunun limit türev integral konularının kaldırmasıyla falan da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikinci dereceden denklemler, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık. Yani bu konulardan öyle iyi sorular var ki parabol. Yani çok iyi sorular var ve çok eleyici şekilde sorulabilecek sorular var. Yani limit türev integralden çok daha zor olan sorular var, konular var. Yani isteseler çok daha iyi bir sınav hazırlayabilirlerdi açıkçası. O yüzden üzülüyorum da. Ancak yani çok çok kötü bir sıralama gelmedi. Tercih yapabileceğim rahatlıkla bir sıralama geldi. Geçen yıl yani ben mezuna 97 binle kalmıştım. Ona göre %100'ün üzerinde bir gelişme var bu yıl. Yani ben tebrik ediyorum kendimi. Ancak dediğim gibi çok daha iyisi olabilirdi. Ama olmadım maalesef. Bu konu üzse de artık yapacak bir şey yok ve elde olan seçenekleri en iyi şekilde değerlendirmem gerek. Ve şu an yani sıralamamı vesaire söylemeyi istemiyorum. Üniversite tercihini yaptıktan sonra, açıklandıktan sonra vesaire tabii ki bunları paylaşırım. Yani nasıl olsa Instagram'ımda bile yazacağım bir şey. Böyle üniversitenin adı vesaire. O yüzden burada da mutlaka paylaşırım. Ancak bunlar netleşmeden sizlerle bunları paylaşmayı çok istemiyorum. Lütfen anlayış gösterin bu konuda. Bu arada birazcık sizi rahatlatmak için gibi aslında olacak. Ancak sıralama eğer hiç istediğiniz gibi gelmediyse ve tercih dahi yapamayacak durumdaysanız, yani şöyle söyleyeyim, mezun senesinde çok iyi şeyler yapabilen insanlar var. İyi ki mezuna kalmışım diyen insanlar var. Tabii ki bunların koşulları da çok önemli. Mesela ben iyi ki diyenlerdenim. Ailem çünkü rahattı bu konuda ve beni destekliyorlardı. Ve benim ders çalışmaktan başka açıkçası çok yapacağım bir şey yoktu. Ancak dediğim gibi bazı insanların böyle şansları olmuyor, durumları olmuyor ve mezun senesi onlar için gerçekten çok zorlu olabiliyor. Onun için alternatif şeylere yönelmeye çalışabilirsiniz. Ve bunlar yatay geçiş, dikey geçiş gibi şeylerle falan. Bilmiyorum, belki de istediğiniz üniversitelere bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Tam hakim değilim ancak yani bunları siz araştırabilirsiniz eğer bu durumdaysanız. Ve bu şekilde kendinize bir yol çizebilirsiniz. Hani mezuna kalmak gibi bir seçeneğiniz yoksa. Umarım istediğiniz gibi geçmişti, istediğiniz bir sonucu elde etmişsinizdir. Elde edemediyseniz de dediğim gibi yapacak bir şey yok yani şu an için. Bir sene daha çalışmayı da tercih edebilirsiniz. Başka alternatiflere yönelmeyi de tercih edebilirsiniz. Eğer mezuna kalmayı düşünen varsa benim mezun oynatma listem var. Ya şuradan ya da şuradan bir yerlerden çıkacak. O videolarımı izleyebilirsiniz. Sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve mezuna kalmakla alakalı yeni bir video paylaşacağım sizlerle. Yani mezuna kalacakların mutlaka izlemesi gereken bir video olacak. O videomu da izlemenizi tavsiye ederim sizlere. Dedikten sonra lütfen kendinize iyi bakın. Puanınızı en iyi nasıl değerlendirebileceksiniz? Bunu lütfen araştırın. Ve şu anki tepkilerimiz çok normal. Yani direkt lütfen mezuna kaldım vesaire tribinde olmayın. Tabii ki kalmış olabilirsiniz. Ancak elinizdeki seçenekleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın lütfen.
Dedikten sonra lütfen kendinize iyi bakın ve size iyi tercih dönemleri diliyorum dedikten sonra görüşürüz.